Dinle. Dünya neyin üstünde durur hey avanak? Yerin altında öküz var, onun altında balık. Onun altında da bir zorlu deniz var, kayalık. Öteden Kürt atılır. Doğru mu dersin be hoca? Ne demek doğru mu dersin, gidi cahil amca? Sözlerin basma değil, yazma kitaptan tekmil. Kim inanmazsa kızıl kafir olur böylece bil. Rahatım yok benim öyleyse bugünden sonra. Gömülüp kurtulayım bari hemen bir çukura. Ne zorun var be adam? Anlatayım dur ki hocam. Ben bu dünyayı görürdüm de sanırdım sağlam. Ne çürükmüş o meğer, sen şu benim bahtıma bak. Tutalım şimdi, öküz durdu, balık durmayacak. Diyelim hadi balık durdu, biraz buldu da yem. Ya deniz, hiç dibi yokmuş bu işin. Ört ki öyle. Ne dedim fıkrama? Gayet fena. Vay. Dinle. Memleket mahvoluyor. Baksana bedbinlikle. Ben ki ecdada söven maskaralardan değilim. Anarım hepsini rahmetle. Fakat tepkiliyim. Neden? Zerk etmediler kalbime bir damla ümit. Hoca, dünyada yaşanmaz, yaşamaktan ne ümit. Daha mektepte çocuktuk, bizi yıldırdı hayat. Oysa hiç korku nedir bilmeyecektik, heyhat. Neslim ürkekmiş, evet, yoktu ki ürkütmeyeni. Yürü oğlum diye teşcih edecek yerde beni, diktiler karşıma bir kapkara gelecek ki, öyle korkunç olamaz, hortlasa devler belki. Bana dünyaya çıkarken, batacaksın dediler. Çıkmadan batmayı öğren, ne kadar saçma hüner. Ümitsizliği ezber bilirim. Azmi yüzünden tanımam. Okutan böyle okutmuştu, beğendin mi imam? Geldi fakat o yalan zannettiğin gelecek. Hadi gelmiş diyelim. Kimlere ait ki vebal? Bir ışık gösteren olsaydı eğer, bir tek ışık, biz o karanlıkları bin parça edip çıkmıştık. 200-300 senedir gelişemiyor bizde gençlik. Çünkü zavallıların gelecek ümidi bitik. Hissi yok. Fikri bozuk, azmini dersen felç olmuş. Hani ruhunda o haksızlığa isyan, o karşı çıkış? Uzaktan canlı görürsün, sokulursun ki yarım. Yandık ecdadımızın narına, hala yanarım. Ümitsizliği küfür sayan imanıma olsun ki yemin. Bize ümit aşılamadılar. Yoksa bu din yine dünyalara yaymıştı yeşil gölgesini. Yine hakkın sesi boğmuştu sapkınlığın sesini. Müslümanlık bu değil. Biz yolumuzdan saptık. Tapacak bir putumuz yoktu, özendik yaptık. Göreyim gel de büyük bildiğin Allah'ı kayır. Hani Allah'ın yardımına kanan var mı? Hayır. Ya senin İslam alemin? İnanmış ümitsizliğe, resmi dini odur onun, vazgeçmez kim ne dese. Önce 4 kıtayı alt üst eden o sağlam iman, sonra hepsi de korkak, 400 bu kadar insan, şarka in, batıya yüksel, göremezsin galeyan. Nasıl olmuş da uyuşmuş bütün ümmetteki kan, niye tutmuş da bu yücelik, bu yiğitlik dini, benden esirgemekte ceddime bol verdiğini.
Yaşamak apaçık hakkım mı? Evet. Hiçbir mantık bunu inkar edemez. Çünkü meydanda artık apaçık bir gerçek de şu. Çalışmak borcum. İradem yok ki fakat dipdiri bir felçliyim. Ya kabahat yine hep geçmişte mi? Bilmem kimde. Bir Yahudi tokadı kaç yıldır öter beynimde. Dedi farz et senin Asya'n 700 milyonmuş ne çıkar? Davranamaz hiçbiri, serapa donmuş. Vaka biz bir avuç unsuruz ama boğarız. Kimi dünyada görürsek hareketsiz, cansız. Ah o din nerede? O azmin, o direnişin dini. O yerin gökten inen dini, hayatın dini. Bu nasıl dar, ne kadar basma kalıp bir görenek. Müslümanlık mı dedin? Tövbeler olsun. Ne demek? Hani Kur'an'daki ruhun şu heyyulada izi? Nasıl İslam ile birleştiririz kendimizi? Ümitsizliği ağır ağır aşılamışlar işte. O ne lanetli aşı ki benzemiyor hiçbirine. Dikkat et, 1000 senesinden beri maneviyatı bozuk, yatıyor koskoca bir iman alemi savruk savruk. Pıhtı halinde yürekler, deveran etmiyor kanlar, çevirip yastığı tekrar uyuyor kalkanlar. Gözünün gördüğü yok beynine çarpan güneşi. Nasıl ikaz edeceksin bu leşi? Leş değil. Leş değil mi? Dipdiri. Dalgın yalnız. Şimdi kurtarmak için azmedelim kurtarırız. Verelim gel de şunun kalbine bir canlı ümit. Ne kolay. Çok uzun bir çalışma ister bu iş. Çok uzun. Eklerim ben de çalışmayı, tutar birbirine. Al kuzum. İstediğin uzun çalışma oldu işte. Var mı bir başka sözün söyleyecek? Elbette var. Hani başarıyı hesap etmedin? Onsuz ne çıkar? Ama kul neyle mükellefti? Başarıyla mı? Hiç değil. Çalışmakla. Başarı Allah'ın keremi. Sarıl sebeplere ve çık. İşte yol, işte yoldaş. Başarıyı ona bırak. Verecek. Sen sade uğraş. Oturup dil dökecek yerde gidip döksene ter. 1000 çalış gayen için bir kazan ömründe yeter. Geri kalan o 900 emeğin yok mu hocam? Daha 99 ister. Ne demek etsene zam. Hadi ettik. Bunların boşa gitmez hiçbiri. Her emeğin amaca ulaşmada payı var ayrı ayrı. Dinle 3-5 sene önce geçen oldukça önemli bir küçük olayı anlatayım. E hadi dinleyelim. Hüseyin Kazım'ı elbette bilirsin. Efendim? Kadri Beyzade canım. Ha, şu bizim Kazım Bey. O ziraatle çok uğraştı, bilir çiftçiliği. Gördüm. Eserleri de var köylü için, hem de pek iyi. Bir zamanlar hani aydınlatalım halkı diye toplanırdık ya. Evet, irşat heyeti. O senin söylediğin canlı eserler sanırım yeni bitmişti ki gösterdi de bir gün Kazım. Dedi... Meclisçe uygunsa hemen basılarak okusun taşralılar, gönderelim parasız olarak. Biz bu teklifi beğendik. Aramızdan sadece karşı çıktıydı şu şekilde Recaizade.
güzel yazılmış eserler, şüphesiz ki faydalı. Fakat basılsa okurlar mı? Hani bence azdır ümit. Evet, 5-10 kişi ancak okur tenevvür eder. Bizim baskı masrafımız bari olmasın eder. Dedik, cevabını eserin yazarı kendisi versin. Kabul edildi bu teklifimiz. Pek iyi dendi. Ne söylemiş bakalım? Çünkü pek güzel söyler. Söz aldı, başladı Kazım. 10. bölümün sonu.